Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş maçı başlıyor. Beyaz formayla ev sahibi takımı izleyeceğiz. Kırmızı formayla Beşiktaş sahada. Her şey hazır maç için ve top orta noktada. Cenk Tosun'un vuruşuyla, Beşiktaş'ın vuruşuyla başlayacak. İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş mücadelesi. Son kontrollerini yaptı Ali Palabıyık maç hakemi. Kronometresini ayarladı. Ali Palabıyık'ın düdüğü İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Vila kalesine döndü. Utku var bu karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesinde. Cenk Tosun, Enkudu, Necip sol tarafa gönderdi. Ensakala. Necip de oynadı. Necip. Montero. Atiba kalesine döndü. Utku. İki takım ligde de karşı karşıya geldi. Beşiktaş 10 kişi kaldığı mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. Sezonun ilk yarısında bu statta oynanan maçta ise İttifak Holding Konyaspor'un 4-1 üstünlüğü vardı. Rozier'in pası. Oğuzhan. Beşiktaş sağ tarafı kullanıyor. Oğuzhan bir kez daha topla buluştu siyah beyaz takımda. Oğuzhan iki kişi kapattı önünü. Giler mi var o bölgede? Toptaca çıkıyor. Sergen Yalçın ve İlhan Palut. İki teknik adam görüntüye geldi. Rozier öncesinde faulü belirledi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık. İkinci dakikanın içindeyiz. Pozisyon böyle yansıdı ekranlarınıza. Has hiç yerde kalmıştı. Oğuzhan Özyakup topun başında. Beşiktaş serbest vuruş kullanıyor. İşaret geldi. Oğuzhan cezalarına gönderdi. Necip'te kaldı top. Enkudu. Necip de oynadı. Necip cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu dışarıya. Cenk Tosun öncesinde müdahale var. Korner diyor Ali Palabıyık. İşte Necip'in ortası. Cenk Tosun'dan önce defansın orada müdahalesi var. Köşe vuruşunu kullanıyor. Konuk ekip Beşiktaş. Oğuzhan Özyakup var topun başında. Üçüncü dakikanın içindeyiz. Oğuzhan. Oğuzhan cezalarına gönderdi. Kafa vuruşu dışarıya. Montero. Müthiş bir pozisyon. Biraz daha net vurabilse kafasıyla direkt gol olacaktı. Orta çok güzel, çok etkili. Bir kez daha izledik. Böyle vurdu kafayı Montero. Bu da bir başka açı. Montero bu üzüntüyü yaşıyor. Beşiktaş rakip yarı alanda baskı yapıyor. Faul düdüğü çaldı Ali Palabıyık. Hasic iyi başladı oyuna Cüneyt. İyi kullanıyor. Sağ koridoru iyi kullanıyor. Sol ayağıyla etkili işler yapıyor. Beşiktaş hızlı kullanmak istedi ama hayır diyor Ali Palabıyık. Yerinden kullanılmasını istedi. Sergen ve Murat Hoca kenardan böyle izliyor mücadeleyi. Oğuzhan yine topun başında. Tek kişilik bir baraj var. Dakika 4. Oğuzhan cezalarına gönderdi. Defans vurdu kafayı. Baskısı devam ediyor Beşiktaş'ın. Atiba elle oynama beklentisi. Oyun devam ediyor. Top Atiba'da kaldı. Şimdi Asiç oynadı. Asiç cezalarına gönderdi. Cenk dokundu. Uzaktan bir vuruş. Enkudu dışarıya. Beşiktaş baskılı başladı. Enkudu görüntüye gelen isim. İşte burada Gilerme'nin müdahalesi. Beşiktaşlı futbolcular Ali Palabıyık'a baktı bu pozisyonda. Out atışı kullanıldı. Atiba karşıladı. Çangalya
Onun pası Amir Hacı Ahmetoviç. Guilherme ile oynadı. Sekidika. Rozier'dan sıyrılma çabası. Sekidika. Şangalya'ya gönderdi. En sakala var o bölgede. Topun sahibi oldu. Sağ tarafta Aydın Asiç'i topla buluşturdu. Asiç'in pası. Oğuzhan cezalarına gönderdi. O top kaleciye geliyor Eray. Necip. Atiba pasında isabet yok. Oğuzhan biraz topun gerisinde kalmıştı. Sekidika. İttifak Holding Konyaspor. Topun sahibi. Ahmet Çalık. İlhan Palut böyle izliyor maçı. Skubic. Bir kez daha topla buluştu Skubic. Musa'nın pası isabetli. Abdülkerim. Sekidika. Konyaspor Beşiktaş'ın hızını kesti Feyyaz Hocam. Evet, bekliyorduk. Beşiktaş her ortamda, ligde, kupada, her sahada, içeride, dışarıda mutlaka iyi oynamaya çalışıyor. Burada Konyaspor'un yapması gereken İrem Polut'un oyuna ayak uydurması, ki şu ana kadar da onu yapmaya başladılar. Biraz oyunu öne doğru yıkmayı başardılar. Ahmet Çalık. Abdülkerim sol tarafa gönderdi. Vida, Cikaleşi mücadelesi. Rozier, Sekidika'ya çarptı mı top? Taç, İttifak Holding Konyaspor'un. İlerme. Dakika 7. Skubic. Topla buluştu. Skubic ev sahibi takımda. Şangalya onun pası. Bir kez daha topla buluşma çabası. Lig maçında seyrettiğimizden çok farklı bir Konyaspor. İstekli, arzulu. Hemen hemen bütün oyuncular oyuna idrak ediyorlar. Boşa çıkıyorlar, topluyorlar, veriyorlar. Abdülkerim şimdi sağ tarafa gönderdi. Top taca gidiyor. Orada Enkudu'nun müdahalesi var. Taç atışını kullanacak. Skubic'te İttifak Holding Konyaspor. Kazanan yarı finale yükselecek. Medipol Başakşehir'in rakibi olacak. Ceza alanına gönderilen top. Rozier, Sekidika baskı yapıyor Rozier'e. Rozier tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı topu. Hasic. Yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık da oyunu durduruyor. Bir kez daha izledik pozisyonu Milosevic'in. Orada Guilherme'nin müdahalesi var. Hasic'in nasıl oynadığını merak ediyordur Beşiktaş taraftarı. Gezal'ın oynadığı gibi sol ayakla içeriye kat ederek, onun başka bir versiyonu gibi şu ana kadar. Montero. Beşiktaş kendi aralarında topun sahibi Necip. Montero. Necip de oynadı. Sergen Yalçın böyle uyarıyor öğrencilerine. Enkudu'ya doğru hızlı bir top. Ahmet Çalık hareketlendi o bölgeye. Onun kontrolünde top dışarıya gidiyor. İşte bu mücadele yönetmenimiz Murat Aktaş farklı açılardan ekranlara taşıdı. Top out'a gidiyor. Eray. Şimdi sağ taraftan atak geliştirmek istiyor. İttifak Holding Konyaspor faal beklentisi vardı. Oyun devam etti. Enkudu sıyrıldı rakibinden. Kevin Enkudu. Cenk'e doğru ama çok hızlı bir top. Out'a gidiyor o top. Cenk Tosun görüntüye geliyor. Beşiktaş'a geri döndü Cenk Tosun. Burada da Cikaleşi yerde kalmıştı. Oyun devam etti. Faal beklentisi vardı. Ev sahibi takımda.
Konyaspor 24 puanla 15. sırada ligde, Beşiktaş 48 puan ve averajla 2. sırada yer alıyor. Necip vurdu kafayı. Hasic. Rozier sağ taraftan bindirme yaptı. Hasic merkezden gidiyor. Cenk Tosun'a doğru hızlı bir top. Kaleci Eray sektirdi. Eray Cenk Tosun mücadelesi. Hakem oyunu durdurdu. Offside bayrağı da kalkıyor. Serkan Çimen bu pozisyonda offside'i belirledi. Cenk Tosun arzulu istekli başladı. Evet, defans arkasında deparları var. Arkadaşlar da o depar hattında mutlaka buluşturmak için pası veriyorlar ona. Vida. Eray'dan hiç yapılmaması gereken bir hata. Şimdi Konyaspor Beşiktaş yarı alanında. Sağ taraftan Skubic hareketlendi. Topla buluştu. Karşısında Ensakala var. Ona rağmen ortasını yaptı. Top dışarıya gidiyor. Korner. Ensakala'ya çarptı top. Korner'e gitti. Musa ile birlikte Konyaspor orta sahası biraz daha değerli toplu. Topu kullanma becerisini tecrübesiyle birleştirdiği için şu ana kadar pas hatası yok. Doğru işler yapıyor. Milosevic topu maçındaki isim. 11. dakikadan çıkıyoruz. İttifak Holding Konyaspor korneri kullanıyor. Milosevic ceza alanına gönderdi. Karambol anı gol pozisyonu Beşiktaş'ta. Defans oyuncuları müdahalesi var. Sonrasında Enkudu uzaklaştırdı. En geride Skubic var. Skubic. Baskı gelecek. Alice'de döndü Eray. Oğuzhan'ın orada presi vardı Skubic'e. Rozier. Utku'dan Montero'ya. Ensakala. Lig maçında kırmızı kart görmüştü. Rakipine İttifak Holding Konyaspor'du. Montero kalesine döndü. Utku. Montero karşıladı topu. Vida. Sağ tarafa. Rozier'e. Rozier topla buluştu. Sekidika vardı karşısında. Vida'ya döndü. Ondan Necip'e. Necip'ten Montero'ya. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan gidiyor. Oğuzhan Özyakup. Oğuzhan Cenk'i düşündü. Bir kez daha Oğuzhan topu alardı. Gol! Dakika 13. Gol Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Montero'dan mükemmel bir pas. Oğuzhan da Konyaspor defansıyla verkaç yaptı. Top onun önüne düştü. İşte Oğuzhan'ın golü. İşte Beşiktaş'ın golü. Beşiktaş bu golle 1-0 öne geçiyor. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde. Skubic için şanssız bir an. Çok büyük şanssızlık, kesmek istediği top mükemmel bir gol pası oldu. Oğuzhan Özyakup bu sevinci yaşıyor gol sonrasında. Skor 1-0. Gol Oğuzhan. Satıra yapıldı. Oyun tekrar başladı. Erken bir gol buldu Beşiktaş. Konyaspor deplasmanında, zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde. Eray. Abdülkerim. Hasic'in orada baskısı var. Sekidika. Atiba girmek istedi araya. Top Konyaspor'da kaldı. Sekidika. Musa Çağıran. Musa sol tarafa gönderdi. Rozier vurmuştu kafayı. Şimdi sağ tarafa. Skubic hareketlendi o bölgeye. Montero'dan sıyrıldı. Top kaleci Utku'da kaldı. Vida. Utku topu hemen oyuna soktu. Montero. Dakika 15. Oğuzhan'ın golüyle Beşiktaş 1-0 önde. İttifak Holding Konyaspor karşısında. Enkudu. Ensakala. Enkudu ile oynadı Ensakala. Montero. Necip. Vida topla buluşan isim. Siyah beyaz takımda.
Her ne kadar bugün kırmızı formayla sahada olsa da. Montero. Necip. Vida. Beşiktaş kendi yer alanında topun sahibi. Vida şimdi rakip yer alanına gönderdi ama basında isabet yok. Ahmet Çalık. Skubic. Taç. Sergen Yalçın uyarılarda bulunuyor. Öğrencilerine görüntüye geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü. Ve hemen ardından İttifak Holding Konyaspor'un yeni teknik direktörü İlhan Palut. Vida. Rozier. Hasic. Bir kez daha Rozier. Enkudu'ya doğru. Ofsayt bayrağı kalkmadı. Enkudu ceza alanında. Enkudu! Şimdi kalkıyor bayrak. Evet, bekle gör yaptı hakem. Yan hakem çok doğru. Emin olmadığı durumda bayrağını kaldırmadı. Çünkü VAR'dan mutlaka ofsayt tabii yanlışlık olsaydı düzelecekti. İşte hemen ekranlara taşıdık pozisyonu. Enkudu böyle vurdu. Yanallara çarpıp top dışarıya gitti. Ofsayt bayrağı da kalkmıştı. Bu pozisyonda Serkan Çimen ofsaytı belirlemişti. Sergen Hoca'nın planladığı gibi gidiyor tabii ki. Erken gol bulmak büyük bir avantaj. Şimdi Konyaspor doğal olarak tepki koymak için biraz ön plana çıkacak. Burada Beşiktaş için kontratak fırsatları doğabilir. Vida. Rozier. Top İttifak Holding Konyaspor'da. Abdülkerim. Konyaspor'un oyunu da değerli toplu aslında Cüneyt. Yani yedikleri gol tamamen talihsiz bir gol. Onun dışında oynadıkları futbol gerçekten bir değişiklik gösteriyor. Şimdi Cicaleşi topu oyun alanına tuttu. Takımına korner kazandırıyor. Rozier'e çarptırdı topu. Köşe vuruşunu kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Haydi konsantrasyon. Evet, Beşiktaş defansının alan savunması yaptığını söyleyelim seyircilerimize. Adam markajından ziyade kornerlerde alan markajı kullanıldı. Yapıyorlar. Kafa toparlarda gol! Ve de boşta kalan Abdülkerim attı. 1-1 oldu. Dakika 18. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş karşısında eşitliği yakalıyor. Kornerden golü buldu. Ev sahibi takım. 1-1'lik eşitlik var. Kaptan attı. Abdülkerim attı. 1-1 oldu. İşte golle bir kez daha ekranlarınızda. Yükseldi. Vurdu kafaya Abdülkerim. Skoru 1-1 yaptı bu golle. Evet. Konyaspor'un iyi oynadığını söyledik. Alan savunmasında en büyük sıkıntısı budur. Her yerde adamınız varmış gibi gözüküyor ama geriden gelen rakip oyuncu her zaman büyük tehlikedir. Abdülkerim de bu fırsatı çok iyi değerlendirdi. Skora denge geldi. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde. Hasic, oyun tekrar başladı. Atiba, Necip de oynadı. Necip, Montero. Bir kez daha Necip, Montero'ya yine. Montero, Cenk'i düşündü. Ahmet Çalık vurdu kafayı. Skubic tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Necip karşıladı. Oğuzhan top oyun alanında tuttu. Ensakala. İki rakibi baskı yaptı. Kaptırdı. Şengelya dokundu. Montero. Atağın olgunlaşmasına izin vermedi. Topu taca gönderdi. Genç İspanyol Montero. Montero'nun müdahaleleri çok yerinde. Artı oyun kuruluşlarında çok doğru pasları var. İki takımın da kaleyi bulan ilk şutu gol oldu. Skorda 1-1'lik denge var. Ensakala kullandı taç atışını. Cenk kafayla aşırttı. Hasic'e geldi o top. Hasic yerde kaldı. Oyun devam ediyor. 8-2. Ali Palabıyık durdurdu oyunu.
Ali Palabıyık oyunun oynanmasına müsaade ediyor aslında. Ufak tefek müdahalelerde faul çalmadı şu ana kadar. Sergen Hoca bu karardan memnun değildi ama arka arkaya yürütüye geldi. Asi işte küçük bir sakatlık yaşadı. Şengelya gidiyor. Şık hareketler. Montero faul yaptı. Yerde kalıyor. Faul belirledi Ali Palabıyık. Maçtaki ilk sarı kartta Montero'ya çıkıyor. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Şengelya böyle yerde kaldı Montero'nun müdahalesiyle. 4 kişilik bir baraj Beşiktaş'ta. Utku barajdaki arkadaşlarını uyarıyor. Barajın yerini belirliyor. Serbest vuruşu kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Maçta 21. dakika. Atış kullanılacak. İşaret geldi. Şengelya, Utku uzandı. Korner. İki güzel hareket. İşte İttifak Holding Konyaspor'un ikinci gole yaklaştığı an. Gilerme köşe vuruşunu kullandı. Defans uzaklaştırdı. Hacı Ahmetoviç müdahale geldi. Ali Palabıyık faulü belirliyor. Montero'da bir sakatlık var. Sağlık heyeti çağrıldı kenardan. Kendisini yere bıraktı. Montero. Oyun durdu. Sarı kart gördüğü pozisyonda diz dize çarpıştılar. Sanırım onun sıkıntısı. Sağlık görevlileri oyun alanında. Selcan Dikme'den gelen bilgi tedbir amaçlı. Wellington ısınmaya gidiyor. İşte Beşiktaş Oğuzhan'la böyle bulmuştu golü. Büyük sevinç yaşadı siyah beyazlar. Bu gol sonrasında hatırlıyoruz bir kez daha. Kulübede Sergen Yalçın ve yardımcılarının yaşadığı sevinç. Evet, değişiklik oluyor. Ardından da köşe vuruşundan beraberlik golünü buldu ev sahibi takım. Kaptan Abdülkerim'le. Wellington hazırlanıyor, devam edemeyecek. Montero kenara doğru geliyor. Şanssızlık. Geçmiş olsun. İyi başlamıştı. Ciddi bir şey değildi umarız. Hafta sonunda Vida'nın da cezası var. Tabii ki öncelikli olan bu maç. Burada da sekiyordu görüntüye geldi. Yenilen elenecek. Serbest vuruş kullanacak. İttifak Holding Konyaspor. Ceza alanına gönderilen top. Oğuzhan kafayla uzaklaştırdı. Baskısı devam ediyor İttifak Holding Konyaspor'un. Ensakala'dan Enkudu'ya. Enkudu. Topun taca gitmesine izin verdi. Onun kontrolündeydi. Şengelya'nın da müdahale çabası vardı. Wellington oyuna dahil olacak. Montero'nun yerine Sedye sağ kenarında. Montero şimdi Sedye'de. Ahmet Çalık kalesine döndü. Eray. Geçmiş olsun Montero. 22. dakikada oyundan Sedye ile alınıyor. Montero. Zorunlu bir değişiklik olacak. Beşiktaş'ta Wellington oyuna girecek. Ahmet Çalık. Abdülkerim Hacı Ahmetoviç'in pasında topla birlikte rakip yarı alanta. Milosevic'den bir kez daha Abdülkerim'e. Milosevic.
tüm hatlarıyla rakip yer alanda Konyaspor. Cenk karşıladı kafayla. Beşiktaş şu anda 10 kişi sahada. Konyaspor'un baskısı var. Atiba'nın müdahalesi. Rozier 8'i kadar kaldı top. Baskı devam ediyor. Uzaktan bir vuruş. O top kaleci Utku'ya geliyor. Sergen Hoca taça adın oyuncu eksik, sıkıntı yaşıyoruz diye Utku'ya seslendi. Utku da taça gönderdi, hocasını dinledi. Wellington da oyuna dahil oluyor. Montero'nun yerine. Baştaki ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Konyaspor'da kutlamak lazım. Centilmence o topu Beşiktaş'a teslim ettiler. Şimdi Necip. Wellington. Rakip yarı alana gönderdi. Taç. İttifak Holding Konyaspor kullanacak taç atışını. Giler mi? Milosevic, Milosevic. Sekidika'yı düşündü ama çok hızlı bir top. Sekidika'da hızlı bir oyuncudur ama o kadar da değil. Bu topa yetişecek kadar değil tabii ki. Top da out'a gitti. Wellington. Rozier. Touch. Wellington. Dakika 27. 1-1'lik eşitlik var. Oğuzhan ve Abdülkerim'in karşılıklı golleriyle. Oğuzhan. Şık bir pas. Rozier'e. Rozier. Ama onun pasında isabet yok. Sekidika. Baskı geldi Atiba'dan. Rozier'de kaldı top. Sekidika'nın müdahalesi. Faul kararı geliyor. Ali Palabıyık'tan. İşte Rozier'in tepkisi. Serbest vuruşu kullanacak Beşiktaş. Dakikalar 28'i gösteriyor. Oğuzhan Özyakup topun başında. Tek kişilik bir baraj var. İşaret geldi. Oğuzhan ceza alanına gönderdi. Defans vurdu kafayı. Korner. Bir kez daha izledik. Beşiktaş köşe vuruşu kullanıyor. Oğuzhan. Konyaspor kontrada adam bırakmadı. Tam takım ceza sahası içerisinde müdafaa. Oğuzhan kullandı Atiba. Bir kez daha Oğuzhan'a. Offside bayrağı kalkıyor. Serkan Çimen bir kez daha kaldırdı bayrağı. Oğuzhan geliyor görüntüye. Oyun dengeli gidiyor. İki tarafında birbirine bir üstünlüğü yok. İki ekip de oynamaya çalışıyorlar. Top ayağındayken topa sahip olmaya, pozisyon üretmeye çalışıyorlar. İki de gol var. Serbest vuruş kararı geldi. Ali Palabıyık'tan. Kupa maçı için standartın üstünde bir oyun. Bu pozisyonda Atiba yerde kalmıştı. Beşiktaş'ın en tecrübeli ismi şüphesiz Atiba. Dorukhan'ın olmayışı Wellington değişikliğini doğurdu Cüneyt. Yani şimdi zaten hafta sonu cezalı vida var. Montero sakat. Muhtemelen Wellington'u dinlendirmek isterdi hoca. Eğer orta sahaya koyabilecek başka bir adam olsaydı Necip'i geri çekerdi stoperi. İşte bu gibi durumlar da hocaları çaresiz bırakıyor bazen. Oyuncuların kendilerine çok iyi bakmaları lazım. Çikaleşi sarı kart görmüştü. İttifak Holding Konyaspor'da maçtaki ikinci sarı kart Çikaleşi'ye çıktı. Necip, Utku.
Razi'ye. Atiba. Rozier topla buluştu. Rozier onun pası. Şimdi Oğuzhan. Oğuzhan sol tarafa. Enkudu'ya. Enkudu cezalarına girdi. İki kişi var karşısında. Pasını verdi Oğuzhan'a. Ensakala'ya doğru kayarak bir müdahale var orada. Ve bu müdahale Şengelya'dan yerinde. Bir kez daha şimdi Skubic. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı topu. O topu Necip takip ediyor Beşiktaş'ta. Vida. Oğuzhan. Vida bıraktı. Top kaleci Utku Yuva Kur'an'a geliyor. Vida. Wellington. Atiba Hutchinson. Rozier. Utku. Rozier'i düşündü. Sekinika topa daha yakın. Top Konyaspor'da kaldı. Monter oyundan çıkınca Beşiktaş defanstan oyun kurmada zorlanmaya başladı. Şimdi İtfak Holding Konyaspor ata. Çıkaleşi. Out. Faul beklentisi vardı ev sahibi takımda. Bir kez daha izledik pozisyonu. İşte Vida ve Çıkaleşi arasında yaşananlar. Necip. Bir birlik eşitlik var mücadelede. Enkudu. Ensakala'ya doğru. Ensakala. Ensakala rakibini geçme çabası yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Şengelya'nın yaptığı hareket. Bir sarı kartı ona. Sergen Yalçın bu tepkiyi verdi. Beşiktaş teknik direktörü. Ensakala böyle sıyrılmak istedi rakibinden. Yerde kaldı. Hakemin oyun oynatma çabası futbolcuları biraz şevketti. Sert oynamaya. Biraz sıkıntılı bir durum. Kırmızı gelebilir oyunun ilerleyen dakikalarında. Çıkaleşi ve Şengelya sarı kart gördüler. Beşiktaş'ta da Montero görmüştü ama sakatlığı dolayısıyla oyunu terk etti. Eray arkadaşlarını uyarıyor. Oğuzhan topun başında. İki kişilik bir baraj. Oğuzhan doğrudan kaleye dışarıya. Doğru düşünce, top yerden gitseydi kime çarparsa çarpsın gol olabilirdi. Biraz da topun altına fazla girmiş, üstüne vurması lazımdı. Oğuzhan Özyakup kullanıyor kornerleri ve duran topları Beşiktaş'ta. Kale vuruşu Eray kullanacak. Dakika 33. Bir birlik eşitlik var. Oğuzhan ve Abdülkerim'in karşılıklı golleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kazanan yarı finale çıkacak. Medipol Başakşehir'in rakibi olacak Oğuzhan. Ensakala. Şengelya müdahalede bulundu. Toptaça gitti. Oğuzhan bıraktı. Şimdi Ensakala kullanacak taç atışını. Dakika 34. Cenk. Atiba'dan önce müdahale geldi. Milosevic. Serbest vuruş kararı geliyor Ali Palabıyık'tan. Son çeyrek finalist olmak tabii çok değerli. Oyunu biraz, oyuncuları biraz strese sokuyor bu durum. Kazanan yarı finale çıkacak. Evet, şimdi Başakşehirliler de Galatasaray elemenin keyfiyle Beşiktaş'ı ya da işte kim eleyecekse Konyaspor'u keyifle izliyorlardır. Rakiplerine dikkat ediyorlardır. Neler yapıyorlar? Nasıl savunma yapıyorlar? Nasıl atağa çıkıyorlar? Abdülkerim topu taça gönderiyor. Rozier ile kullanıyor Beşiktaş taç atışını. Cenk Kösü ile indirdi. Müdahale geldi. Necip. Kafayla Wellington'a. Wellington.
Cenko bölgeye hareketlendi. Abdülkerim hareketlendi. Top Abdülkerim'de kalıyor. Wellington yine kafayla rakip yarı alanda müdahalede bulundu. Bir kez daha Wellington, bu defa faul. Cenk şu ana kadar istediği topları alamadı ama ısrarla deparlarına boşa çıkmaya devam ediyor. Mutlaka o paslar gelecek. Bu çabayı devam ettirdiği sürece. Konyaspor'da da Şengelya'nın zaman zaman yaptığı iyi işler var. Musa'ya demin de söylemiştik, orta sahayı toparladı. İşte o Şengelya şimdi topla buluştu. Baskı geldi. Enkudu'dan top Beşiktaş'a kaldı. Enkudu, onun pası. Beşiktaş ceza alanında asiste. Dediğim anda Abdülkerim geldi. Müdahaleyi yaptı. Topu da Sekidika ile buluşturdu. Ali Palabıyık oyunu durdurdu. Wellington'a yapılan bir faul vardı. Serbest duruş kullanılacak şimdi. İşte Wellington ve Cicalesi arasında yaşananlar. Sakala. Cicalesi ile hakemle arasında da hakemle de yorum farkı var. Biraz sıkıntı yaşayabilir. Cicalesi'nin dikkat etmesi lazım. Sarı kartı da var. Evet, faul beklentisini tam tersi, sen faul yaptın dedi Ali Palabıyık. Elinle tutuyorsun rakibini dedi. Recep. Enkudu. Taç Beşiktaş'ın. Sakala kullanıyor. Beşiktaş'ta taç atışını. Oğuzhan, onun pası. Cenk Tosun. Bir kez daha Oğuzhan. Sakala. Wellington. Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Hasic yerden gönderdi. Cenk'in uzağında kaldı top. Köşe vuruşu kararı geliyor. Beşiktaş kullanacak korneri. Bir birlik eşitlik var. Dakika 37. Cenk ve Atiba ceza alanında, toplam 5 futbolcu var. Beşiktaş'tan ceza alanında. Oğuzhan baktı arkadaşlarına. Oğuzhan köşe vuruşunu kullandı. Uzak noktaya düştü top. Sekidika takip ediyor o topu. Onun kontrolünde top taca gidiyor. Cese Sekidika. Serbest vuruştan sonra Oğuzhan korneri de kötü kullandı. Cicalesi kaptırdı orada topu. Atiba açılsın. Fida. Sakala. Çizgide Enkudu var. Ona doğru. Enkudu. Enkudu geçemedi rakibini. Gözler maçı hakemindeydi. Musa ile mücadelesinde avantaja bıraktı. Sakala ceza alanına gönderdi. Defans vurdu kafayı. Sonrasında Sekidika uzaklaştırıyor. Wellington kafayla Atiba'ya, Atiba da kafayı vurdu. Sonrasında Sekidika'dan da bir kafa. Top Wellington'da kalıyor. Vida. Necip. Wellington'dan Atiba'ya. Cenk indirdi. Hasic. Vida. Enkudu. Şimdi Sakala. Yerden Oğuzhan'ı düşündü. O top geçmedi. Wellington. Rozier. Atiba. Şimdi Asic. Atiba ile oynadı. Atiba açılsın. Rozier'e. Oğuzhan. Necip. Kapandı. Konyaspor. Vida. Sol tarafa, Sakala'ya, Sakala yaptı ceza alanının ortası. Rossi'yi takip ediyor. Ceza alanının dışına çıktı top. Rossi'ye, Sekidika ile karşı karşıya. Elle oynama beklentisi, oyun devam ediyor. Rossi'ye de kaldı top. Necip. Vida sol tarafa, Enkudu'ya. Enkudu iki rakibi var karşısında. Sekti top Sakala'da kaldı. Sakala. Cenk. Enkudu. Enkudu orta şansı bulamıyor. Şengelya ve Skubic vardı orada. Skubic'ten top taça gitti. Oğuzhan. Vida. Beşiktaş
tüm hatlarıyla yükleniyor. Asiş dokundu. O top kaleci Eray'a geliyor. Dakika 40. İlk yarıda son 5 dakikanın içindeyiz. Bizim saatimize göre. Vida. Ensakala. Skubic ayak koydu. Taç Beşiktaş'ın. Sergen Yalçın. Bir birlik eşitlik var. Böyle izliyor maçı. Ensakala kullanıyor Beşiktaş'ta taç atışını. Enkudu, Ensakala. Atiba'yı düşündü, top ona gelmedi. Şimdi Necip baskı yaptı. Topun sahibi oldu Beşiktaş'ta. Necip sağ tarafa bıraktı. Asiç, şimdi Rozi'ye. Cezalında Rozi'ye. Önü kapandı. Çevirdi içeriye. Cenk müdahale edemedi. Top kalecide kalıyor. Eray dokunamıyor. İstediği gibi dokunamıyor. İşte Necip. Burada bir faul beklentisi. Hacı Ahmetoviç böyle yerde kaldı. Oyun devam etti. Sonrasında Cenk Tosun istediği gibi dokunamadı o topa. Hacı Ahmetoviç tedavisi yapılıyor. İttifak Holding Konya Sporlu futbolcularda maçın hakemi Ali Palabıyık'ın yanında. O Necip'in pozisyonunda bir faul bekliyor da ev sahibi takım hocam. VAR'dan görüyorlar tabii ki. Ali Umut Beler var. Evet, VAR odasında. Israrla dirsek dediler. İkili bir mücadele var. Yardımcı hocaların da seslerini duyuyoruz buradan Konya Sporlu. Eray. Atış kullanıldı. Orada Hasic yükselmişti. Top taça gidiyor. Kullanıldı atış. Bir kez daha taç. Yine Hasiç'ten çıktı. Wellington bir başka noktadan ev sahibi takım üst üste üçüncü taç atışını kullanıyor. Dakika 43. Beşiktaş'ta kaldı top. Ensakala. Ensakala gidiyor. Sol çizgide Enkudu hareketlendi. Şimdi Enkudu. Topla buluştu Enkudu. Enkudu kaleye doğru yaklaşıyor. Enkudu ceza alanına gönderdi. Defansı müdahalesi Abdülkerim uzaklaştırdı. Sekidika o bölgede. Rozi'ye baskı yapıyor. Rozi'ye Sekidika mücadelesi. Top İttifak Holding Konya Spor'da kaldı. Şimdi Sekidika toptaca gidiyor. Hızlı hücuma çıkmak istedi İttifak Holding Konya Spor. CS Sekidika topu oyun alanında tutamadı. Şu ana kadar Sekidika o etkili oyunu oynayamadı. Rozier'den sıkı bir baskı yiyor orada. Enkudu. Enkudu. Üç kişi baskı yaptı. Taç. Beşiktaş kullanacak taç atışını. Kale işinin de itirazları vardı. Ensakala kullandı taç atışını. Atiba. Oğuzhan. Ahmet Çalık. Geçit vermiyor. Oğuzhan'a taç. Galatasaray'da da forma giymişti Ahmet Çalık. Aynı Sekidika gibi. Enkudu. Wellington.
sağ tarafa Rozier'e. Rozier topla buluştu. İlk yarıda son anlar Çesi alanına gönderdi Eray. Bir birlik eşitlik var. Oğuzhan'la Beşiktaş 1-0 öne geçti. Abdülkerim'le İttifak Holding Konyaspor bir birlik eşitliği yakaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek final mücadelesinde. İlhan Palut, Sekidika'ya sakın Rozier'i rahat bırakma demiş olmalı ki birlikte gidiyorlar, birlikte geliyorlar şu ana şimdi kadar. Şimdi Vida orada çıkarı işi baskı yapıyordu. Ensakala. Ensakala'nın kontrolünde top taca gidiyor. Şengelya hücum preste çok başarılı bugün. İlk yarının sonuna en az 2 dakika eklendi. En az 2 dakika daha oynanacak. İlk 45 dakikaya eklenen süre. Burak Şeker 4. hakem tabelayı kaldırdı. Necip Oğuzhan'ı topla buluşturdu. Oğuzhan Cenk Tosun'a doğru. Abdülkerim ve Cenk Tosun birlikte hareketlendiler. Abdülkerim. Taç. Abdülkerim ağır gibi gözüküyor ama bu fuleleri başladığı zaman çok iyi mesafe kat eder. Büyük bir avantaj defans oyuncusu için. Necip. Zaten büyüklerin markajına girmesinin sebebi de bu. Atiba. Has için yerde yattığını gördü. Topu taca gönderdi. Hasic bir sakatlık yaşıyor. Beşiktaş'ta Montero da bir sakatlık yaşamış. Ardından da yerini Wellington'a bırakmıştı. Bu pozisyonda yerde kalmıştı. Hasic farklı açılardan ekranlarınıza getirdi yönetmenimiz Murat Aktaş. Centilmence yine Beşiktaş'a verdi. Konyasporlu futbolcular topu. Sakatlık dolayısıyla dışarıya atılmıştı o top. Beşiktaşlı oyuncular tarafından, Atiba tarafından. Vida. Ensakala Enkudu ile oynadı. Enkudu yerden gönderdi. Atiba. Atiba yerde, oyun devam ediyor. Kontra atak şansı. Şengelya'nın pasında Vida o atağı kesiyor. Wellington. Enkudu. Oğuzhan geriye döndü, Vida. 45 artı 2 oynanıyor. Wellington sağ tarafa Rozier. Top kaybı Beşiktaş'ta. İlk 45 dakika bir birlik eşitlikte sona eriyor. İkinci yarı başlıyor. Hemen bir sakatlık haberini paylaşalım. Montero'nun durumuna ilgili Sercan Dikme bildiriyor. Sol diz iç yan bağlarında bir zedelenme var. Evet, tahmin Montero'da. Ettiğimiz gibi o pozisyonla alakalı olarak esnemeyle. MR çekilecek yarın. Doğru yapıldı tedbir amaçlı çıkarılması. Devam etseydi sıkıntı büyüyebilirdi. Leoman de oyunda Amir Acahmetoviç'in yerine ikinci yarıya bu değişiklikte başladı. İttifak Holding Konyaspor. Wellington. Beşiktaş kendi aralarında topun sahibi. Vida. Atiba. Atiba. Onun pası. Şimdi Ensakala. Bir kez daha Atiba ile oynadı. Cenk. Cenk Tosun. Enkudu. Ensakala'ya doğru. Ensakala topla buluştu. Yerden ceza alanına gönderdi. Atiba. Gol pozisyonu. Topalarda gol. Ama hayır. Hayır diyor maçın hakemi. 47. dakika. Faulü belirledi. İşte burada Atiba ve Ahmet Çalık arasında yaşananlar, sonrasında Oğuzhan çevirdi. Topağlarla buluştu ama bu pozisyonda Ali Palabıyık faulü belirlemişti. Cenk Tosun'un dizine çarpan topta ağlarla buluşmuştu. Farklı açılardan pozisyonu getirdik ekranlara. Faul kararı var. Feyyaz evet, Uçar. Atiba'nın orada eliyle Ahmet'e yaptığı bir hamle var. Doğru karar.
Serbest vuruş kullanılacak şimdi. 48. dakika. Bir birlik eşitlik var. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş mücadelesinde çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası'nda. Diomende. Top taca gitti. Ensakala kullanıyor taç atışını Beşiktaş'ta. Cenk Göğsü ile indirdi. Milosevic. Bir kez daha Milosevic'e doğru. Şimdi Sekidika. Atiba geldi orada, baskı yaptı. Topun da sahibi oldu Necip. Ensakala Enkudu ile oynadı. Enkudu pas yerini bulmadı diyor. Omen de geldi orada. O pas bağlantısını kesti. Atiba. Sağ tarafta Rozier. Oğuzhan. Has için uzağında kaldı o top. Gilerme kalesine döndü. Eray. Rozier ve Sekidika birlikte yükseldiler. Sekidika yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık da o bölgeye gidiyor. İşte Rozier ve Sekidika arasında yaşananlar. CS Sekidika. Topta oyun alanını terk etmişti. Taç kararı geldi. Taç atışı hemen kullanılıyor. Milosevic. Vida. Oğuzhan'ın pası Atiba. Wellington. Ensakala. Şengelya orada. Çıkmasına izin vermedi topla birlikte. Baskı geldi Konyaspor'dan. Top Vida'da. Dakika 50. Skor 1-1. Wellington. Atiba. Oğuzhan bir kez daha Atiba açınsın. Vida. Atiba ile oynadı. Tekrar Vida'ya geldi top. Ensakala. İki kişi var karşısında. Ensakala döndü geriye. Enkudu. Cenk. Cenk Tosun. Atiba'ya. Oğuzhan. Wellington. Hasic. Kaptırdı topu. Şimdi İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş yarı alanında. Sağ tarafa gönderilen top. Etkili geldi ev sahibi takım. Ensakala geldi. Orada müdahaleyi yaptı. Şimdi topla birlikte çıkıyor. Ensakala'nın pası Enkudu. Enkudu topu oyun alanında tuttu. Ahmet Çalık var karşısında. Enkudu. Oğuzhan Özyakup. Yerden Rozier dışarıya. Futbol kariyerinde ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda atmıştı. Evet, müthiş bir pozisyon. Çok da net. Daha düzgün bir vuruşla takımın öne geçirebilirdi Rozier. Ligdeki ilk golünü de Konyaspor'a karşı atmıştı. Rozier böyle vurdu. Yani Oğuzhan ve Cenk'in oradaki paslaşması Rozier'e mükemmel bir pozisyon hazırladı. Rozier görüntüye geliyor. Eray. Kale vuruşunu kullandı. Necip yükseldi, vurdu kafayı. Cenk Tosun. Hasic. Oğuzhan'la oynadı. Oğuzhan'dan Cenk'e. Cenk Tosun kapandı önü. Oğuzhan. Oğuzhan uzaktan vurdu Eray. İşte Oğuzhan böyle vurdu. Top kaleci Eray'da kaldı. Cenk ikinci yarıya iyi başladı. Beşiktaş'taki eski günlerini hatırlatmaya başladı. Fiziki gücünü yavaş yavaş ortaya koyuyor. Necip'i pası Rozier. İttifak Holding Konyaspor kullandı. Gilerme ile taç atışını. Abdülkerim. Ahmet Çalık. 52. dakikadan çıktık. 53. dakikaya giriyoruz. Bir birlik eşitlik var. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş mücadelesinde.
Utku kalesini terk etti. Çıkalış'ın orada baskısı vardı. Rakip yaralığını gönderdi. O top şimdi bir diğer kaleci Eray'a geliyor. Eray topu hemen oyuna soktu. Musa. Atiba. Gözler maçın hakemine dönmüştü. Oyun devam ediyor. Diomende. Abdülkerim. Ahmet Çalık. Bir birlik eşitlik. Kazanan yarı finale yükselecek. İlhan Palut, İttifak Holding Konyaspor'un yeni teknik direktörü, ilk kez bu karşılaşmada takımının başında. Enkudu. Faul düdüğü çalıyor. Bu faul sonrası ev sahibi takım kullandı serbest vuruşu. Dakika 54. Ahmet Çalık. Kaptanıyla oynadı Abdülkerim. Diomende kalesine dönüyor. Eray. Beşiktaş rakip yer alanda baskı yapıyor. Çıkmakta zorlandı ev sahibi takım. Atiba şimdi. Abdülkerim'le ilgili birkaç şey söylemek lazım. Konyaspor altyapısından geliyordu genç milli takımlara. Müthiş bir şey aslında yetiştiğin takımda ilerleyen yıllarda kaptan olabilmek. Her futbolcunun ideali, her futbolcunun hayali. 42 numarayı da giyiyor hocam. Evet, bu açıdan Abdülkerim'i tebrik etmek lazım. Vida'nın tedavisi için bu pozisyon sonrasında sağlık görevlileri oyun alanında. Şengelya'da bir sakatlık yaşadı o pozisyonda. İki oyuncunun da tedavisi yapılıyor. Vida kalktı. Oyuna devam edecek. Şengelya'nın sağ kanattaki agresifliğine Sekidika diğer kanatta çok fazla uyamadı. Tamamen tek taraflı oynuyor şu anda Konyaspor. Sekidika'nın tarafından çok fazla atak geliştiremediler. Derken şu şimdi anda Sekidika topla buluştu. Sekidika'nın pası etkili geldi. Konyaspor out. Köşe vuruşu beklemişti. Yeşil beyazlar. Bir kez daha izledik. İşte Gilerme ve Hasic arasında yaşananlar. Out kararı geldi. Hasic. Necip. Atiba. Vida ile oynadı. Ensakala. Enkudu var önünde. Ensakala. En geride Vida. Şimdi Wellington. Tekrar Vida ile oynadı. Necip. Ensakala. Ensakala. Orta şans aradı. Yerden gönderdi ceza alanına. Diomende. Taç Beşiktaş'ın Sergen Yalçın böyle izliyor maçı. Beşiktaş teknik direktörü. Ensakala, Enkudu, Oğuzhan Cenk. Bir kez daha Ensakala topla buluştu. Ensakala, top hala kendisinde. Şimdi Enkudu. Enkudu, iki kişi var karşısında. Wellington. Rozier topla buluştu Beşiktaş'ta. Orta şansı. Rozier yaptı ortasını. Arka direğe Enkudu ceza alanına gönderdi. Gol pozisyonu. Eray'ın müdahalesi sonrasında Abdülkerim. Beşiktaş gole çok yaklaştı. Necip. Kademeye giren isim Beşiktaş'ta. Çikaleşi orada baskı yapıyordu. Ensakala. Vida. Oğuzhan Vida ile oynadı. Dakika 58, skor 1-1. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde.
Cenk Tosun'un pası Rozier'e. Wellington. Kalisle döndü Utku. Sakatlık dışında, Montero dışında Sergen Hoca şu ana kadar oyuncu değişikliği, hamleye yapmadı herhangi bir oyuncusuyla ilgili olarak. Formsuzluklarına ya da yorgunluklarına bakmıyor. Herhalde şans veremediği oyuncuları tam bir 90 dakika görmek istiyor. Yoksa şu ana kadar değişiklik yapması gerekiyordu. Bazı oyuncular aksamaya başladılar. Taç atışını kullandı. İttifak Holding Konya Spor. Diomende. Gilerme'nin pası bir kez daha Diomende. Geriye döndü Abdülkerim. Orada Cenk'in presi vardı. Kalisi ile oynadı Eray. Ahmet Çalık. Abdülkerim. Kaptan topla birlikte rakip yarı alana geçti. Pasını da verdi. Top oyun alanını terk ediyor. Out kararı geldi. Çikaleşi'nin itirazları vardı bu pozisyonda. Wellington ve Çikaleşi pozisyonun içindeki isimler. Bu arada Beşiktaş'ın ikinci gole yaklaştığı an bir kez daha izledik. Diomende topla buluştu. Pasını verdi. Milosevic. Pozisyon arıyor. Konyaspor. Ceza alanına gönderilen top. Önce Ensakala, sonra Enkudu. Enkudu. Sekti top. Kaleci Utku'ya geldi. Wellington. Rozier. Konyaspor'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Utku. Riskli paslaşmalar. Wellington. Rozier. Rozier gidiyor. Sağ çizgide Hasic. Hasic'e verdi. Hasic. Necip. Atiba. Enkudu. Ensakala ile oynadı. Ensakala. Son çizgi. Çevirdi içeriye. Müdahale geliyor. Şimdi Rozier. Topla buluştu. Necip. Bir kez daha Rozier. Baktı kaleye. Rozier vurdu dışarıya. Rozier. Şengelya kenara geliyor. Faruk Mia oyunda. Şengelya yoruldu biraz. Ensikalı'nın öne çıkışlarına tepki verememeye başladı. Hocası da gerekli bir değişiklik yaptı şu anda. Hacı Ahmetoviç'in yerine Diomende oyuna girmişti. Şengelya'nın yerine de Faruk Mia oyunda. İttifak Holding Konya Spor'da Beşiktaş'ta sakatlanan Montero'nun yerine Wellington oyuna girmişti. Abu Bakar ve Larin kulübeye gidiyor. Feyyaz Uçar. Evet, iki golcüsünü birden alacak. Hasic ve Enkudu yeterli gözükmüyor şu an itibarıyla. İkinci yarıda da çok etkili değiller. Cenk iyi başladı ikinci yarıya. Oradaki üçlüden mutlaka ikisi çıkacak gibi gözüküyor şu an itibariyle. Utku rakip yarı alanına gönderdi. Cenk var o bölgede. Abdülkerim vurdu kafayı. Diomende. Bir kez daha Diomende topla buluştu. Gilerme kalesine döndü. Eray. Atiba. Şimdi Enkudu yerde kalıyor. Enkudu kenarda iki tane oyuncunun hazırlığını görünce oyuna girmek için biraz canlandı. Daha önce yapması lazımdı bunları. Faruk Mia'nın müdahalesiyle yerde kalmıştı. Atış hemen kullanıldı. Kaptırılan top. Hasic, Rozier, Diomende'den sıyrıldı. Rozier'e gidiyor. Rozier merkeze yöneldi. Şimdi Necip'le oynadı. Necip döndü geriye Atiba. Atiba sağ tarafa Hasic'e. Hasic. Kapandı önü. Wellington'la oynadı. Wellington Vida'ya kanat değiştiriyor Beşiktaş.
Ensakala. Yine korner direğinin yakınında Ensakala. Enkudu ile oynamak istedi ama top oyun alanını terk ediyor. Ensakala'nın çıkışları çok iyi. Son paslarda demin de aynı pası veremedi. Biraz teknik olarak eksikliği o pas hatası olarak ona geri dönüyor. Bu da takımı için bir eksi. Larin oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliğini gerçekleştirecek Beşiktaş. Top Beşiktaş'ta kaldı. Oğuzhan. Enkudu'nun pası. Atiba cezalarına müdahale geliyor. Korner. İttifak Holding Konya Sporlu futbolcuların itirazları var. Burada faul beklentisi vardı. Bu pozisyonda da köşe vuruşu kararı geldi. Beşiktaş kullanıyor korneri. Maçta 64. dakika. 1-1'lik eşitlik var. İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş mücadelesiydi. Oğuzhan topu başına. Oğuzhan ceza alanına gönderdi. Elle oynama beklentisi. Hakem de oyunu durdurdu. Abubakar ve Larin oyuna dahil oluyor. Cenk Tosun kenara geliyor. İki golcüsünü oyuna aldı. Sergen Yalçın. Cenk Tosun'un pozisyonunda ekranlarda. Asiç kenara geldi. Evet, beklendiği gibi bu üçlüden ikisi çıkacak dedik. Çikaleşi de kenara geliyor. Artem Kravets oyunda. Oyun tekrar hareketlendiğini için. Ensakala. Lerne doğru. Abubakar. Sekti top. Kaleci Eray'a kadar geliyor. 65. dakika. Hem Abubakar hem Kaylarin iki golcü oyunda Beşiktaş'ta. Taç atışı kullanılacak. Kravets Çikaleşin yerine oyuna dahil oldu. Konyaspor'dan da bir hamle geldi. Şimdi Rozi'ye pas bağlantısını kesiyor. Wellington tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Necip kafayla indirdi. Atiba yerde kalıyor. Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak. Beşiktaş adına şöyle bir sıkıntı var. Isınan oyuncuların başında bir yardımcı hoca yok. Tam tersi Konyaspor'un bir yardımcı hocası. Konyasporlu ısınan oyuncuları orada iyi şekilde hazırlıyor maça. Seyrettiğim kadarıyla orada Gezal, De Souza ve Mensah oyunu seyrediyorlar. Orada mutlaka bir yardımcı hocanın olması lazım. Top kapma mücadelesinde Konyaspor'da kaldı top. Faruk Mia sıyrılamıyor rakibinden. Oyun devam ediyor. Oğuzhan. Rakibinden döndü top. Taca gidiyor. Yakın mesafeden Gilerme'ye geldi top. Gilerme de yerde kaldı. Burada da oyun devam etti. Farklı açılardan izliyoruz. Wellington'la Mia arasında yaşananlar. Enkudu. Oğuzhan. O top kaleci Eray'a geliyor.
68. dakika. Skor 1-1. Maç bu skorla biterse uzatmaya gidecek. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı vuruşları yarı finalisti belirleyecek. Wellington tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Abubakar hareketlenmişti ama topla buluşamıyor. Ahmet Çalık. Milosevic. Ahmet Çalık'la oynadı. Vida'nın müdahalesi. Top Ahmet Çalık'a geldi. Diomende. Top hala kendisinde. Şimdi Abdülkerim. İyi sakladı topu, alkış alıyor Diomende. Atiba orada baskı yapıyor. Sekidika. Topla çıkamadı. Rozier. Wellington. Vida ile oynadı. Wellington. Dakika 69. Ensakala. Sıyrıldı rakibinden. Ensakala gidiyor. Ensakala. Şimdi pasını verdi. Abubakar. Kapandı önü. Oğuzhan'la oynadı. Oğuzhan. Sağ tarafa. Rozier'e. Enkudu. Orta şansı. Enkudu cezalarını gönderdi. Oğuzhan dokundu. Kafayla Ahmet Çalık uzaklaştırdı. Sonrasında Milosevic top oyun alanını terk ediyor. Milosevic'de biraz yorgunluk belirtileri başladı. Mia oyuna girdikten sonra çok katkı sağlamıştı ilk Konyaspor adına. Kaylarin. Atiba. Sekti top. Atiba. Yetişti o topa. Wellington. Sağ tarafta Rozier hareketlenmişti. Onunla oynadı. Enkudu. Atiba. Bir kez daha Enkudu. Şimdi Wellington. Abubakar'ın şık pası. Atiba ceza alanında. Ahmet Çalık'ın müdahalesi taç. Rozier kullanıyor taç atışını. Enkudu. Rozier top oyun alanında tuttu. Oğuzhan. Enkudu. Wellington. Larry takip ediyor o topu. Skubic var arkasında. Kaylarin. Ensakala. Necip. Beşiktaş tüm hatlarıyla rakip yarı alanda. Enkudu. Açtı önünü. Enkudu vurdu. Top oyun alanını terk ediyor şimdi. Korner. Kevin Enkudu. İşte Enkudu. Açtı önüne. Böyle vurdu. Ahmet Çalık'a çarptı top. Kornere gitti. Farklı açılardan izledik pozisyonu. Oğuzhan köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş'ta. 71. dakikanın içindeyiz. Oğuzhan Özyakup köşe gönderinde. Kullandı korneri. Cezalığına defans vurdu kafayı. Enkudu. Topa yakın isim. Kalesine döndü Utku. Baskısı var Beşiktaş'ın. Top Beşiktaş'ta kaldı. Atiba açılsın. Atiba ceza alanına gönderdi. Oğuzhan son çizgi. Çevirdi içeriye Eray. Top kaleci Eray'da kalıyor. Diomende. Sekidika. Rozier var karşısında Sekidika'nın. Sıyırma çabası ondan. Rozier'in pası. Faruk Mia. Sağ tarafa gönderdi. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş yarı alanına yerleşti. Wellington. Geldi. Topu aldı. Takımını hücuma çıkarıyor. Wellington. Sol tarafa gönderdi. Ensakala orada topla buluştu. Ensakala çok hızlı. Cezalarına girmeden pasını verdi. Şimdi Abubakar. Abubakar pozisyon arıyor. Şut açısı bulabilecek mi? Abubakar vurdu. Defanstan döndü top. Baskı topu Beşiktaş'a kazandırdı. Oğuzhan onun pası. Cezalarına tehlike. Enkudu. Çok net bir pozisyon. Enkudu yapabileceği üçüncü kötü alternatifi seçti. Pas yapabilirdi Abubakar'a. Öbür köşeye vurabilirdi. O yakın direğe vurmak, ayak içi vurmayı tercih etti.
golü de kaçırdı. Oyun koptu şu anda Cüneyt. Her iki takım da birbirine her iki kaleye saldırmaya başladılar. Orta saha tamamen çökmüş durumda her iki takımda da. Alan atak yapıyor şu an itibariyle. Gol gelebilir. Şimdi kale vuruşu kullanılacak. Dakika 73. 1-1'lik eşitlik var Oğuzhan ve Abdülkerim'in karşılıklı golleriyle. Zira Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda. Diomen de orta sahaya bir katkı sağladı ama Beşiktaş şu anda daha diri gözüküyor. Rozier kullanıyor orta çatışını Beşiktaş'ta. Atiba açılsın. Oğuzhan. Enkudu'yu düşündü. Faul beklentisi oyun devam etti. Şimdi düdük çalıyor. Beşiktaş kullanacak serbest vuruşu. Atiba yerde kalan isimdi. Serbest vuruş kullanılacak. Burada Gilerme ve Enkudu arasında yaşananlar. Oyun devam etti. Sonrasında Atiba yerde kaldı. Beşiktaş kullandı serbest vuruşu. Necip. Vida'nın pası. Atiba. Rozier. Pasında isabet yok. Şimdi İttifak Holding Konyaspor hücuma çıkmak istiyor. Kaptırılan top. Atiba. Diomen de geldi pozisyonunu bozdu. Top oyun alanını terk ediyor. Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü görüntüde. Gilerme taç atışını kullandı. Atiba girdi araya. Bir kez daha taç. Kravets'ten önce Atiba Açınsın'ın müdahalesi vardı. Yine Gilerme ile kullanıyor İttifak Holding Konyaspor taç atışını. Top oyun alanını terk etti. Out. İlhan Palut. İttifak Holding Konyaspor'la ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. Yeni teknik direktör İlhan Palut. Atiba. Bir kez daha Atiba topla buluştu. Vida ile oynadı. Abubakar'a gelmiyor. Ahmet Çalık girdi kademeye. Topu Beşiktaş yarı alanına gönderdi. O bölgede hiçbir Konyasporlu futbolcu yok. Vida'nın kontrolünde şimdi Utku Yuva kuran topla buluştu. Wellington'la oynadı. Oğuzhan. Wellington. Vida. Abubakar. Faul bekledi. Şimdi düdük çalıyor. Ali Palabıyık. Oyunu durdurdu. Serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak. Necip hemen kullandı. Ensakala'yı topla buluşturdu. Karşısında Skubic var. Ensakala'dan Atiba'ya. Atiba'dan Necip'e. Beşiktaş yine tüm hatlarıyla yükleniyor. Wellington. Rozier sağ çizgide. Wellington. Oğuzhan da geldi. Şimdi Oğuzhan. Rozier. Tekrar Oğuzhan. Enkudu, Oğuzhan, şimdi Rozier. Rozier ceza alanında son çizgi. Çevirdi içeriye kaleci Eray. O top öncesinde yardımcının bayrağı var. Son dokunuşa hiç gerek yoktu. Orada direkt çıkarmayı deneyebilirdi. Arkada Lerin boş. Farklı açılardan izliyoruz. Ceza alanında yaşananları. Rozier böyle geliyor ekranlara. En direkt vuruş kararı verildi. Çift vuruş kullanıldı. Vida. Ensakala orada Milosevic'in baskısı var. Ensakala ondan sıyrıldı. Rakip yarı alana topla birlikte geçti. Yakınında Larin var. Ensakala gidiyor. Şimdi Larin boştaydı. Onunla oynadı. Larin kapandı önü. Geriye döndü. Necip'in pası.
Rozier. Sağ tarafta Oğuzhan var. Ona doğru. Şimdi Oğuzhan topla buluştu Beşiktaş'ta. Yaptı ortası cezalarına. Kafa, top dışarıya gitti. Atiba Hutchinson. Çok net bir pozisyon. Bir kez daha izliyoruz. İki oyuncu değişikliği. Oğuz Kağan oyuna giriyor. Ve Rahmanovic. Musa Çağıran kenara geldi. İlhan Hoca iki tane yorulan oyuncusunu dışarı aldı. Hem Musa hem Josevic ciddi şekilde yorulmuştu. Eksik oynuyordu Konyaspor. Doğru hamleler. Sekidika indirdi. Şimdi Konyaspor'un baskısı var. Kravets, Wellington'un müdahalesi, korner. Köşe vuruşunu kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Gilerme korneri kullanacak. Utku arkadaşlarını uyarıyor. Gilerme, dakika 79. Köşe vuruşu kullanıldı. Yükseğe çıktı top. Şimdi Gilerme bir kez daha topla buluştu. Yaptı ortasını ceza alanına. Vida, Oğuzhan, Diomende Atiba'dan döndü. Baskısı devam ediyordu Konyaspor'un. Kaptırılan top. Şimdi Beşiktaş hızlı hücuma çıkıyor. Sol tarafa Lerne gönderilen top. Sarı kart çıkıyor. Ahmet Çalık öncesinde yaptığı faul vardı. Necibe yaptığı bu hareket sonrasında Ahmet Çalık sarı kart gördü. Atış kullanıldı. Abubakar. Lerin etkili geldi Beşiktaş. Şut, kaleci Eray. Çok iyi uzandı Eray. Lerin çok güzel vurdu. Eray çok iyi uzandı. Farklı açılardan izliyoruz. Köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Oğuzhan'la. Dakika 80. Oğuzhan kullanıyor korneri. Oğuzhan öndüreye Atiba. Ondan önce müdahale var. Enkudu'nun pası. Oğuzhan Enkudu'yu topla buluşturdu. Bomboş bir alan Enkudu'nun önünde. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Top. Kaleye paralel gitti. Enkudu takip ediyor. Enkudu çevirdi. Oğuzhan. Diomende. Top Oğuzhan'da kaldı. Oğuzhan cezalarında. Oğuzhan müdahale geldi. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Oğuzhan bu defa bıraktı. Enkudu'ya, korneri Enkudu ile kullanacak Beşiktaş. 81. dakika. Enkudu kullandı korneri. Eray çift yumruk uzaklaştırdı. Rozier en geride. Rozier kaliste döndü. Utku. Josef de Souza oyuna girme hazırlığı da Beşiktaş'ta. Bugün doğum günü Josef'in. Ahmet Çalık vurdu kafayı. Oğuzhan takip ediyor. Rozier'e kazandırdı topu. Rozier'den Enkudu'ya. Enkudu, Oğuzhan, Enkudu, Wellington'la oynadı. Şimdi Necip. Oğuzhan bugün alverlerde çok başarılı. Hem duvar olmayı becerdi. Ensakala. Hem arkadaşlarına güzel pozisyonlar hazırladı. Ensakala'yı da sahanın iyileri arasında sayabiliriz fiziki olarak ama son paslarda sıkıntısı var. Bir sakatlık yaşıyor Ensakala. Hakem Ali Palabıyık da o noktaya gidiyor. İşte Faruk Mia'nın bu müdahalesi. Ensakala yerde kaldı. Henüz kalkabilmiş değil Ensakala. Sakatlandığı anda böyle yansıyor ekranlarınıza.
İşte Kaylarin böyle vurdu. Eray böyle çıkardı. Farklı açılardan Beşiktaş'ın ikinci gole yaklaştığı an. Oğuzhan kenara geliyor. Yerini Josef'e bıraktı. Oğuzhan için iyi oynadı diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Enkudu biraz daha etkili olabilirdi. Golü de attı. Gezal da oyunda. Oğuzhan'ın golü de ekranlara geldi. Oyundan çıkarken Oğuzhan Özyakup görüntüde. Eray rakip yaralara gönderdi topu. Necip. Larin. Abubakar hareketlendi. Larin sıyrılamadı. Atiba'nın orada baskısı var. Top İttifak Holding Konya Spor'da kaldı. Dediğim anda top kaybı. Josef de Souza. Beşiktaş sol taraftan atak geliştiriyor. Abubakar. Larin. Abubakar. Abubakar. Out'a gitti top. Dakika 84. Feyyaz Uçar hocam. Zaman tükeniyor iki takım içinde. Evet, hocalar hamlelerini yaptı. Son hamlelerini eğer uzarsa oyun ona bıraktılar. Yapabileceklerini yaptılar. Beşiktaş şu anda biraz daha diri gözüküyor sahada. İlhan Hoca tabii ki yeni takımı oyuncularını daha iyi tanıyacak. Şu ana kadar yaptığı en iyi hamle Diomende olarak gözüküyor Konya Spor'un İlhan Hoca ile. Abubakar. Gezal. Abubakar'ı topla buluşturdu. Abubakar kaptırıyor topu. Diomende geldi. Sonrasında top Beşiktaş'ta ama hakem oyunu durdurdu. Necip düdükten sonra topa vurduğu için sarı kart görüyor. Bir kez daha izledik. İşte Sergen Yalçın görüntüde bir kez daha. Atış kullanıldı. Skubic'i açtı top. Larin ve Skubic birlikte yükselmişlerdi. Taç atışını Beşiktaş kullanacak. İlhan Palut da uyarılarda bulundu öğrencilerine. Dakikalar 86'yı gösteriyor. 86. dakikanın içindeyiz. 85 dakika geride kaldı. Bir birlik eşitlik var. Eray. Kazanan Zira Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek. Pasta hata var. Gezal'da kaldı top. Gezal gidiyor. Gezal sol tarafa gönderdi. Beşiktaş gol arıyor. Ceza alanında tehlike. Kaylar'ın son çizgi. Topu oyun alanında tutamadı. Kaylar'ın. Sergen Yalçın böyle tepki verdi pozisyona. İşte Larin. Böyle girdi ceza alanına, açısını kaybetti. Topu da oyun alanında tutamadı. Çok net pozisyonlar bunlar. Bu seviyede takımların gol yapması lazım bunları. 87. dakikanın içindeyiz. Skor değişmezse maç uzamaya gidecek. Uzatmalarda da skorda değişiklik olmazsa seri penaltı vuruşları yarı finalisti belirleyecek. Son yarı finalist İttifak Holding Konya Spor mu Beşiktaş mı olacak? Necip. Ensakala döndü kalesine. Utku. Beşiktaş topun sahibi. Kaylarin.
Atiba, Vida, Necip, Larin. Kaleye yaklaşamıyor Beşiktaş. Vida. İyi kapandı. Evet, İttifak Konya Holding, Spor. Konya Spor. Tüm takım birinci bölgedeler şu anda. Vida. Joseph. Wellington. Abubakar. Baskı geldi. Abubakar. Faul bekten soyu devam ediyor. Şimdi Abubakar yerde. Karar. Serbest vuruş. Rahmanoviç'in hareketi. Serbest vuruş kararı. Beşiktaş kullanacak serbest vuruşu. Dakikalar 89'u gösteriyor. Necip. Joseph. Wellington. Beşiktaş tüm hatlarıyla yine yükleniyor. Rozier. Gezal, Rozier. Hakem oyunu durdurdu. İttifak Holding Konya Spor kullanacak taç atışını. Gezal de yerde kalmıştı o pozisyonda. 89. dakikadan çıkmak üzereyiz. Son anlar mücadelede bir birlik eşitlik var. İttifak Holding Konya Spor Beşiktaş karşılaşması da. Skubic bomboş bir alan önünde. Diomende. Top Beşiktaş'a kaldı. Abubakar topla buluşan isim. Abubakar cezalanında. Abubakar yerden pasını gönderdi. Müdahale geldi. Top taca çıkıyor. Bir sakatlık yaşanıyor. Ali Palabıyık oyunu durdurdu. O bölgeye gidiyor. Diomende burada yerde kaldı. Vida'nın kayarak bir müdahalesi var. Diomende de kalktı şimdi. Oyuna devam edebilecek. Rozier kullandığı taç atışını cezalarına Atiba'ya gönderdi. Uzaklaştırılan top. Topun düştüğü noktada kayda düştü Wellington. Şimdi kontratağı çıkıyor. İttifak Holding Konya Spor. Vida müdahale yapan isim, top Beşiktaş'ta. Rozier. Gezal. Wellington gidiyor. Wellington yerde. Karar serbest vuruş. İttifak Holding Konya Sporlu futbolcuların Ali Palabıyık'a itirazları var. Pozisyon bu. Her iki hoca da hakeme isyan ediyor. Dördüncü hoca da isyanlardan nasibini aldı. Geriden kullanılmasını istedi atışın. Maçın hakemi Ali Palabıyık. Wellington topun başında. Dört dakikalık uzatma gösterildi. Ensakala. Uzatma bölümü mücadelede. Abubakar. Abubakar önünü açma çabası. Abubakar şimdi pasını verdi. Larin. Ahmet Çalık. Joseph de Souza. Kalecisiyle oynadı Utku. Wellington. Necip. Skor 1-1. Bu skor maçı uzatmaya götürür. Kazanan yarı finalist olacak. Vida. Joseph. Bir kez daha Vida topla buluştu Beşiktaş'ta. Joseph de oynadı. Onun pası. Necip. Sağ tarafta Rozier var. Çizgide. Vermedi ona. Döndü geriye Wellington. Sol tarafa. Ensakala. Skubic var karşısında. Ensakala Skubic'e çarptı top. Taça gidiyor. 90 artı 2.
Heyecan Doruk'ta. Skorda denge var. En sakala kullanacak taç atışını. En sakala ceza alanına gönderdi Larin ama öncesinde hakem oyunu durdurdu, faul. Pozisyonu bir kez daha izledik. Serbest vuruşu kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Oğuzhan ve Abdülkerim'in karşılıklı golleri. Bir birlik eşitlik var. Sergen Yalçın, Beşiktaş teknik direktörü, böyle izliyor son dakikaları. Uzatma bölümü artık mücadelede. 90 artı 3. dakikanın içindeyiz. 4 dakikalık uzatma verilmişti. Eray rakip yer alanına gönderdi. Vida göğsüyle indirdi. Şimdi Joseph. Atiba. Beşiktaş gol arıyor. Atiba açılsın. Pas veremedi Atiba. Kaptırdı topu. Rozier. Top Beşiktaş'ta kaldı. Gezal'ın pası. Wellington. Yine tüm hatlarıyla rakip yer alandı Beşiktaş. Rozier orta şansı. Yaptı ortasını. Eray çıktı aldı. 90 artı 4 oynanıyor. Bu ortaların gol olma şansı çok düşük. Yüksekten gelen bombeli toplar. Kaleci için büyük avantaj. Eray. Rakip yer alanına gönderdi. Vida vurdu kafayı. Necip düşerken verdi pasını. Joseph. Sol tarafa Ensakala'ya. Ensakala gidiyor. Ensakala. Şimdi pasını verdi isabetsiz Ahmet Çalık. Diomende. Diomende. Ve son düdük geliyor Ali Palabıyık'tan. İttifak Holding Konyaspor 1. Beşiktaş 1. Sekidika çıkıyor. İlk uzatma devresi başlamak üzere. Gözler Ali Palabıyık'ta. Zümer Metici oyunda. Taç atışını kullanacak İttifak Holding Konyaspor. Necip kalecisine gönderdi kafayla Utku. Bir birlik eşitlikle tamamlandı. 90 dakika. İlk uzatma devresi oynanıyor. Wellington. Gezal'ı açtı top. Abdülkerim'in müdahalesi. Atiba kafayla indirdi. Şimdi Gezal. Bir müdahale. Diomende'den. Taç. Taç Beşiktaş'ın. Rozier kullandı. Wellington. Atiba sol tarafa gönderdi. Ensakala. Joseph'ten Vida'ya. Wellington. Joseph. Sol tarafa Ensakala. Skubic var yine karşısında. Ensakala sıyrılma çabası ondan. Yaptı ortasını. Ceza alanına gönderdi. Orada defansı müdahalesi var. Elle oynama itirazı. Ali Palabıyık gördüm devam dedi. Beşiktaşlı futbolcuların itirazı vardı. Şimdi İttifak Holding Konyaspor kontratağa çıkmak istiyor. Wellington'dan müdahale geldi. Rozier. Gezal. Gezal. Pasını verdi Necip. Vida. Ensakala. Abubakar'la oynadı. Abubakar. Larin. Sol tarafa hızlı bir top. Ensakala için çok hızlı bir top. Uzağında kaldı. Out. İşte burada elle oynama beklentisi var. Bitici az önce oyuna girmişti. Ceza alanında gözüküyor müdahale. Evet, bir elle ama çizgide gibi içeriye doğru girerken. Çizgi dahil. Tabii ki çizgide dahil.
Varda çağırmadı. Sergen Hoca'nın da isyanı var. Atış kullanıldı. Atiba. Atiba yerde. Karar serbest vuruş. Diomande'nin itirazı vardı. Atış hemen kullanıldı. Rozier, Gezal. Bir kez daha Rozier. Vida. Beşiktaş yine rakip yarı alana yerleşti. Gezal. Wellington. Kalesi de dönüyor. Necip. Wellington. Uzun gönderdi. Abdülkerim'in müdahalesi. Atiba açılsın. Atiba'nın pası. Şimdi Larin. Önü çok kalabalık. Sıyrılamadı. Diomande. Larin baskı yaptı. Diomande. Top onda kaldı. Vida'nın müdahalesi. Karar serbest vuruş. Pozisyonu bir kez daha izledik. Artem Kravets yerde kalmıştı. Atış hemen kullanıldı. Diomande. Vida yılların tecrübesi, çok büyük seviyede oynadı futbolu. Alamayacağı yerlerde faul yapmayı o kadar doğru zamanlarda yapıyor ki rakibin olası büyük bir tehlikesini önlüyor. Gezal'dan top dışarıya çıktı. Taç atışını İttifak Holding Konyaspor kullanacak. Hilal Palut görüntüye geliyor. 90 dakika 1-1 sona erdi. İlk uzatma devresinde 5. dakikanın içindeyiz. Gezal. Larin katkı sağlamadı oyuna girdikten sonra. Aynı şekilde Kravets de Konyaspor adına diri girdiler oyuna. Biraz daha takımları adına iyi şeyler yapmaları lazım. Faul bekledi Beşiktaş. Oyun devam ediyor. Rahmanoviç'in pası etkili geldi. İttifak Holding Konyaspor. Faruk Mia yerde kaldı. Top da taça gidiyor. İşte burada Atiba yerde kalmıştı. Gözler başı hakemi Ali Palabıyık'taydı. Devam kararı geldi. İttifak Holding Konyaspor. Gilerme ile kullanacak taç atışını. 96. dakika, ilk uzatmada 6. dakikanın içindeyiz. Taç atışı kullanıldı. Atiba. Abubakar. Abubakar. Faul. Serbest vuruş hemen kullanıldı ama hayır diyor Ali Palabıyık. Topun durmasını bekleyin dedi. Şimdi Josef serbest vuruşu kullandı. Vida topla buluştu Beşiktaş'ta. Topla birlikte rakip yarı alanı geçti Vida. Larin'le oynadı. Necip, Vida. Orta yuvarlakta. Şimdi Josef. Josef sağ tarafa. Rozier. Rozier. Sıyrılma çabası rakiplerinden. Josef. Gezal. Gezal gidiyor. Gezal. Şimdi sol tarafa. Ensakala'yı topla buluşturdu. Skubic'i karşısına aldı Ensakala. Yaptı ortasını ceza alanına. Yükseklik kazandı top. Abubakar'ın uzağında kaldı. Defansın müdahalesi var. Wellington. Vida sol tarafta. Yine Ensakala topla buluşan isim. Ensakala. Mia var bu defa karşısında. Sıyrıldı ondan. Sonrası da yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Beşiktaş kullanacak serbest vuruşu. Bu müdahale Faruk Mia'dan. İlk uzatma devresinde 7. dakikanın içindeyiz. Gezal topun başında. Kaleci Eray. Arkadaşlarını uyarıyor. Tek kişilik bir baraj. İttifak Holding Konyaspor'da düdüğümü bekleyin dedi. Maçın hakemi Ali Palabıyık. Çok tehlikeli bir yer. Altı pasta penaltı arasına yapılacak olan orta. Defansı çaresiz bırakır. Gezal işaret geldi. Gezal cezalarına gönderdi. Hiç kimse dokunamadı. Out. Hadi, 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 hadi.
Evet, defansların en sıkıntılı durumları dokunsalar kendi kalelerine gol atma durumu olduğu için dokunamıyorlar bu tip. Sadece vurdurmamaya çalışıyorlar orada ama hiçbir Beşiktaşlı topa dokunamadı. Kale vuruşu kullanılacak. Bir birlik eşitlik var. Oğuzhan ve Abdülkerim'in karşılıklı golleri. Kazanan yarı finalist olacak. Zira Türkiye Kupası'nda son yarı finalist bu akşam bu statta belli olacak. Josef Ramonovic'in baskısı vardı. Wellington son adamdı. Rakip yarı alanına gönderdi. Orada Abubakar vardı. Şimdi Atiba Açınsın. Ozkan'ın orada baskısı var. Necip top Beşiktaş'ta kaldı. Wellington. Vida ile oynadı. Vida. Ensakala. Larin var hemen yanında. Larin'e doğru. Larin şimdi topla buluştu Beşiktaş'ta. Geriye Vida'ya. Vida Josef de Souza ile oynadı. Tekrar Vida topla buluştu. Atiba Açınsın. Ensakala. Ensakala. Abubakar topla buluştu. Gol pozisyonu. Abubakar ceza alanında rakibinden sıyrılma çabası. Önü kapandı. Şimdi pasını verdi. Atiba Açınsın. Gezal. Atiba. Şimdi Rozier topla buluştu. Rozier yaptı ortasını. Kafa Galiç'te kalıyor. Eray. Gezal vurdu. Top Eray'da kaldı. İşte ceza alanında yaşananlar. Farklı açılardan izliyoruz. İttifak Holding Konyaspor kullanacak atışı şimdi. 100. dakikanın içindeyiz. Konya'da bir birlik eşitlik var. Bitici. Pasta hata var. Oğuzkan. Giler mi? Cesarlı'na gönderdi. Utku çıktı aldı. Larin. Josef. Sağ tarafta Gezal. Abubakar'ı düşündü ama topu onunla buluşturamadı. Şimdi de Sosa indirdi. Abubakar. Diomen de girdi araya. Kendi aralığından çıkmak istiyor. İttifak Holding Konyaspor. Faul düdüğü çaldı. Bu defa da Beşiktaş'ta itirazlar var. İşte Diomen de Necip'in bu müdahalesi serbest vuruş kararı geldi. İtirazlar vardı Beşiktaş cephesinde. Abdülkerim kullanıyor. İttifak Holding Konyaspor'da serbest vuruşu. Ceza alanına doğru gönderdi. Diomen de. Necip yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Abubakar. Müdahale geldi Abdülkerim'den. Rahmanovic. Mia. Öncesinde offside bayrağı kalkıyor. ...102. dakika Feyyaz Uçar. 90 dakika 1-1 sona ermişti. Evet, oyunun ikinci yarısından itibaren Beşiktaş'ın üstünlüğü var ama son paslarda, son vuruşlardaki beceriksizlik, demin yakalanan pozisyonda kaleye bir tane şut yok. Pas, 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 sonra kafayla kaleciye bir geri pası gibi bir durum yani. Bazen oyuncu risk almalı. Vurmalı yani. Daha iyisini aramak orada hiç gereksiz. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş yarı alanında etkili olmaya çalışıyordu. Şimdi baskı gelince top kaleci Eray'a kadar geliyor. Rozier. Wellington. Atiba. Atiba gidiyor topla birlikte. Atiba Açınsın. Rakiplerinden sıyrılma çabası. Atiba şimdi pasını verdi. Ensakala ceza alanına gönderdi. Gol pozisyonu Eray'da kaldı top. Müzik.
Wellington vurdu kafayı. Rossi orada top kapma çabasında. Rossi'ye Joseph, öncesinde hakem oyunu durduruyor. İşte burada yaşananlar. Diomendi'nin hareketine faul dedi Ali Palabıyık. Ensakala. Larin'den Ensakala'ya. Ensakala sıyrıldı rakibinden. Ensakala şimdi pasını verdi. Kay Larin pozisyon arıyor. Gezal topla buluştu. Ceza alanında Beşiktaş'ta. Gezal vurdu. Defanstan döndü. O top Rozier'in önünde kaldı. Rozier ceza alanını gönderdi. Dışarıya Atiba. Atiba Hutchinson. Görüntüye gelen isim Beşiktaş'ta. Yeniden izliyoruz. Atiba Hutchinson üzgün. Atiba'nın koşusu çok doğru. Ön direkt koşusu ama vuruş kötü. Sergen Yalçın da bu tepkiyi verdi. Şimdi Eray kale vuruşunu kullanıyor. Gezal indirdi. Atiba sekti top. Abdülkerim'in müdahalesi Gezal. Diomende. Diomende'de kaldı top. Diomende pasını verdi. İttifak Holding Konya Spor. Topun sahibi. O top kaleci Eray'a geliyor. Eray rakip yarı alana gönderdi. Wellington vurdu kafayı. Bayrak havada. Offside. Endirek vuruş hemen kullanıldı. Gezal yerde kalıyor. Karar serbest vuruş. Gilerme faul yapan isimdi. Bir kez daha izliyoruz. Yönetmenimiz Murat Aktaş tüm pozisyonları olduğu gibi bunu da taşıdı hemen ekranlara. Necip topla buluştu. Wellington. Joseph de Souza. Rozier. Beşiktaş yine stoperleri dahil rakip yarı alanta. 10 futbolcuyla geldi Beşiktaş. 11 kişi savunma yapıyor. İttifak Holding Konya evet, Spor. Oyun tamamen tek kale oyuna döndü. Konya Spor. İlk uzatma devresi de sona erdi. Tamam. Ali Palabıyık son kontrollerini yaptı. İkinci uzatma devresi başladı Konya'da. Kazanan yarı finale yükselecek. Son yarı finalist olacak Ziraat Türkiye Kupası'nda. Wellington Vida ile oynadı. Necip Vida. Rahmanoviç'in baskısı var. Utku'ya döndü. Utku yuva kuran. ...116. dakika... ...Sergen Yalçın... ...Beşiktaş teknik direktörü... ...kenarda... ...talimatlar gönderiyor... ...oyuncularına... ...top oyun alanını terk etti... ...Ali Palabıyık... ...şimdi o bölgede... ...Ahmet Çalık yerde kalmıştı... ...ayağın bacağında... ...bir bandaj vardı... ...şimdi de diğer... bacağında ayağını tutuyor. Konyaspor'da Rahmanoviç oyuna girdikten sonra Kravets'le birlikte oyuna girdikten sonra destek vermeye çalışıyor Kravets'e ama takım olarak çok az kişiyle hücum ettikleri için atakları kesiliyor daha başlamadan. Taç atışını kullanacak. İttifak Holding Konyaspor Bedaş Konya Büyükşehir Stadında uzatmaya giden maçta 1-1'lik eşitlik var. Ensakala yerde kalıyor. Ali Palabıyık faulü belirledi. Serbest vuruşu Beşiktaş kullanacak. İşte bu müdahale Kravets'ten. Bir sokak kavgasını andırıyor bu futbol müsabakasından çok bu görüntü. Atış kullanıldı. Top out'a gidiyor. Necip görüntüye geldi. Larin'i düşündü ama
düşündüğünü uygulayamadı. Lerin oyuna bir katkı sağlayamadı. Abubakar'la birlikte oyuna girdikten sonra skoru değiştirebilirler mi acaba diye düşündük ama ikisi de şu ana kadar o yeteneklerini göstermiş değiller. Abubakar indirdi. Lerin. Mensah. Mensah da top. Mensah. Taç. Ayağından açtı topu. Top da taca gidiyor. Skubic taç atışını kullanacak. İttifak Holding Konyaspor'da. Lerin indirdi kafayla Josef. Yezal. Abubakar'ın uzağında kaldı top, hareketlenemedi cezalanına. Şimdi kaleci Eray. 108. dakikadan çıktık. 109. dakikaya giriyoruz. Uzatmada ikinci devre oynanıyor. Birbirlik eşitlik var. Rahmanoviç yükseldi. Vida yükseldi. Rozi'ye topu taca gönderiyor. Rozi'ye görüntüye geldi. Rahmanoviç, Vida'nın müdahalesi. Josef, Abubakar. Diomande orada müdahale etmek istedi. Top şimdi sağ tarafa geldi. Rozi'ye orada topla buluşan isim. Gezal. Josef'in pası. Abubakar. Oğuzkan, Diomande. Top taça gidiyor şimdi. Oğuzhan ve Abdülkerim'in golleri, birbirlik eşitlik var. İlhan Palut görüntüde. Yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Skorda denge var. Pasta isabet yok. Vida. Vida topla birlikte rakip yarı alanda. Şimdi Ensakala. Kötü bir orta. Vida da koptu geldi. Ben de bir şansımı deneyim diye. Biraz dönmesi de zor şu anda. Hemen yerini dolduruyorlar. De Souza ile Necip. Çok kötü bir orta Ensakala'dan. Fiziki olarak bu kadar iyi bir adamın yani bu kadar kötü orta yapması, bu kadar çok pas hatası yapması enteresan. Şimdi kale vuruşu kullanılıyor. 110. dakika. Birbirlik eşitlik var Konya'da. Necip kafayla indirdi. Mensah. Sıyrılamadı rakibinden. Top Konyaspor'da kaldı. İttifak Holding Konyaspor ata. Etkili geldi. Ev sahibi takım. Uzaktan bir vuruş. Wellington'dan döndü. Baskısı sürüyor. Yeşil beyazların. Baskı devam ediyor. Josef de Souza akademiye girdi. Şimdi topla birlikte ilerliyor. Orta yuvarlığa gönderdi ama Abubakar'ın uzağında kaldı o top. Diomande. Ahmet Çalık. Bir kez daha Ahmet Çalık topla buluştu. İttifak Holding Konyaspor'da kalesine döndü Eray. Dilerme. Diomande. Vida da kalıyor top. Vida. Josef. Şimdi sağ tarafta Rozi'ye. Rozi'ye düşmedi. Ayakta kaldı. Topla buluştu. Rozi'ye gidiyor. Pasını verdi. Abubakar cezalanında topla buluştu. Ahmet Çalık var karşısında. Çevirdi. Şimdi Gezal. Gezal kaleyi düşündü diyor. Mende'den döndü. Bir kez daha Gezal. Yine defansın müdahalesi var. Baskı devam ediyor. Necip şimdi topla buluşan isim Beşiktaş'ta. Ensakala. Hakem oyunu durdurdu. Ali Palabıyık. Bekle diyor Ensakala'ya. Necip de bir sakatlık yaşıyor. Kaptan Necip görüntüye geldi. Ceza sahası içerisinde bir Konyalı da var. Abdülkerim. Abdülkerim var evet. Artık İşte iyice yaşananlar. Yoruldular. Bu müdahale sonrası Abdülkerim yerde kaldı. Burada Gezal'ın elle oynadığına yönelik itirazlar vardı. Oyun devam etti. Gezal bir kez daha vurdu. Abdülkerim kafayla uzaklaştırdı. O kafa vuruşu sonrasında da bir sakatlık yaşadı.
Oyunun devamında Beşiktaş serbest vuruş kazanmıştı. Şimdi Gezal'la Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak. Kaleci Eray barajın yerini belirliyor. Faruk Mia tek kişilik bir baraj var. Ali Palabıyık da durması gereken noktayı gösterdi. Gerekli uzaktığı. Gezal'la kullanacak Beşiktaş serbest vuruşu. Dakika 103. Gezal ceza alanına gönderdi. Top yükseklik kazandı. Sonrasında kaleci Eray. Çabuk çıkmak istiyor İttifak Holding Konyaspor. Ensakala rakip yarı alanına gönderdi. Skubic kafayla indirdi. Diomende. Rahmanovic sol tarafa gönderdi. Orada bomboş bir alan var. Kapandı Beşiktaş. Tici. Rozier. Taç. Atamayanı atarlar. Dönebilir o şekli durum. Sonradan oyuna giren etkili Konyasporlu oyuncular var. Zorlanıyor Beşiktaş. Bir de geri dönmekte zorlanıyor. Vida. 114. dakika. Josef de Sousa. Abubakar'a doğru Skubic kafayla kalecisine Eray. Diomende. Kravets. Top kaybı. Mensah'ın pası. Gezal. Şimdi Larin'e doğru Ahmet Çalık vurdu kafayı. Necip sol tarafa. Ensakala. Oğuzkan vardı karşısında, geriye döndü. Vida topla buluştu Beşiktaş'ta. Vida'nın pası Wellington. Rozier. Gezal. Beşiktaş pozisyon arıyor. Rozier. İki kişi vardı karşısında. Abubakar cezalı da girmek istedi. Müdahale geldi. Utku. Faul beklentisi. Gezal yerde. Oyun devam ediyor. Rahmanovic. İttifak Holding Konyaspor ata. Vida bölgeyi kapatma çabasında. Top oyun alanını terk ediyor. Out. Ne kadar yorgun olursa olsun tecrübesiyle Vida bu tip pozisyonlarda rakibe hiç şans vermiyor. Gezal. 116. dakika. Beşiktaş yine rakip yer alanda. Gezal cezaları girdi. Abubakar dışarıya. Korner. Son anda bir müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. İşte Abubakar. Ahmet Çalık'a çarptı top. Kornere gitti. Köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Gezal var topu başında. Dakika 116. İkinci uzatma devrisi oynanıyor. Gezal cezalarına gönderdi. Abubakar topla buluştu ama topu istediği gibi durduramadı. Top yine Beşiktaş'ta. Mensah cezalarına gönderdi Eray. İkinci hamle. Vida girdi araya. Skubic uzaklaştırdı tehlikeli bölgeden. Baskı sürüyor Beşiktaş adına. Ensakala. Ensakala Rahmanovic'in baskısı vardı. Rozier ile oynadı. Rozier cezalarına gönderdi. Larin'e doğru Ahmet Çalık vurdu kafayı. Yükseklik kazandı top. Josef. Top kaleci Eray'a geliyor. İşte Mensah. Eray böyle müdahale etti. Necip yerde kalmıştı. Öncesinde de offside bayrağı kalkmıştı. Endirek vuruş hemen kullanıldı. Wellington'un pası. Josef. Bugün doğum günü Josef'in.
doğum gününde yarı finale yükselmek istiyor takımıyla birlikte şüphesiz. Necip. Larin. Larin baskı geldi, kaybetti topu. Sonrasında Necip. Joseph'te kaldı top. Joseph'in pası. Vida. Abubakar şık bir topuk pası. Kay Larin. Önü kapandı. Kay Larin. Şimdi Gezal. Larin. Rozier'e geldi top. Rozier. Yerden oynadı. Gezal'ın pası tekrar Rozier'i düşündü. Rozier şimdi o bölgede. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Dakika 118. Abubakar cezalarında. Gezal topun başında korneri kullanıyor. Gezal cezalarını gönderdi. Kafa dışarıya. Belki de yarı finali getirecek gol olabilirdi bu ama top dışarıya gitti Beşiktaş adına. Şimdi Konyaspor yarı finali arayacak. Bu kadar pozisyondan gol olmazsa skoru kaleciler belirleyecek. Penaltı kalecileri vardır Cüneyt. Hemen yatmazlar, beklerler, ön sezileri güçlüdür. Bakalım Eray mı iyi, Utku mu iyi? Son 1,5 dakika. Uzatmanın da uzatması gösterilecek şimdi. İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş yaralarında etkili olmak istiyor. İlerbe'nin pası. İttifak Holding Konyaspor gol arıyor. Wellington'un kontrolünde top dışarıya çıktı. Faul beklentisi vardı. Devam dedi Ali Palabıyık. Mensah. 120. dakikanın içindeyiz. Gezal. Rozier arkadan destek veriyor. Gezal vurdu. Kaleci'de kaldı Eray. Eray. Ahmet Çalık bir sakatlık yaşıyor. Topu taca gönderdi. İkinci uzatma devresinin son bölümü, bir bandaj olduğunu belirtmiştik. Şimdi o bacağını tutuyor. Kaptanı Abdülkerim de ilk müdahaleyi yapıyor. Kramp gözüküyor. Alt adele grubunda. İşte tandem bu değil mi hocam? İki stoper. Birbirlerine her anlamda destek veriyor. Evet. Larin centilmence topu kaleci Eray'a gönderdi. Bir dakikalık uzatma gösterildi. Bu uzatmanın uzatması. Eray rakip yaralığına gönderdi. Son anlar mücadelede. Joseph. Top yükseklik kazandı. Kafa vuruşu. Şimdi İttifak Holding Konyaspor gole çok yakın. Eray ceza alanında. Orada kaleci Utku'nun müdahalesi. Bekleyin diyor Ali Palabıyık. VAR kontrolü de yapılıyor. Bir kez daha izliyoruz. Kravets. Utku'nun üzerinden aşırmak istedi. Elle müdahale olsaydı atış kullanılacaktı. Devam kararı geldi. Omuzla müdahale var. Ahmet Çalık yerde. Hakem oyunu durdurdu. Son anlar. Ve son düdük geliyor. İttifak Holding Konyaspor 1, Beşiktaş 1. Uzatma devrelerinde de skor değişmedi. Kazananı penaltı vuruşları belirleyecek. İttifak Holding Konyaspor mu? Beşiktaş mı yükselecek yarı finale? Konya'da nefesler tutuldu. Feyyaz Uçar. Keyifli bir 120 dakika izledik. Evet. Çok pozisyon da var. Son pozisyonda Konyaspor'un adınaydı. Net bir vuruş. Orada Konyaspor'a turu getirebilirdi. Yorulmamış. Kravets topun başında. İşaret geldi. Utku kalesinde ilk penaltı vuruşu kullanılıyor Konya'da. Artem Kravets. Utku kurtardı. İlk penaltıyı kaçırıyor Konyaspor. Hmm.
Evet Cüneyt, dediğimiz gibi yatmadı, ayakta köşeyi kaldı. Bildi. Yatmadı, ayakta kaldı ve kurtardı. Bekledi son ana kadar. Böyle kurtardı Utku. İşte sevinci Utku Yuva Kuran'ın. Şimdi Beşiktaş kullanacak penaltı vuruşunu. Eray Kalesi'nde. Gezal var topun başında. Gezal topu alarda gol. Gezal attı. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. İşte Gezal. Böyle vurdu. Kaleci Eray köşeyi tahmin etti ama çok iyi noktaya gönderdi Gezal. Bu bir tercih Cüneyt. Ya sert vurursun ya da kaleciyi son ana kadar bekleyip kontrpiyede bırakmak istersin. Bazı oyuncular bunu tercih ederler. Sert vuruşu tercih ederler. Şimdi İttifak Holding Konya Spor kullanıyor penaltı vuruşunu. Utku kalesinde. Utku Yuva Kuran topu alarda gol. Gider mi? Bunda yapabileceği bir şey yok. Utku köşeyi de bulsaydı çok çatala gitti top. Sert de bir vuruş. Bir birlik eşitlik var. Penaltı vuruşlarında. Şimdi Eray Kalesi'nde. Mensah topun başında. Ali Palabıyık işaretini verdi. Penaltı vuruşu kullanıldı. Eray kurtardı penaltıyı. Bu defa da Eray. Evet, bravo Eray. O da bekledi, son ana kadar yatmadı. Köşeyi de bilince kurtarması kaçınılmaz. Bir birlik eşitlik var. Bravo kalecilere. İki tane güzel penaltı kurtardılar. Bu sevinci yaşadı İttifak Holding Konya Spor. Üçüncü penaltı. Utku Yuva Kuran kalesinde. Nefesler tutuldu Konya'da. Penaltı vuruşu kullanıldı. Dışarıya. Skubic. Skubic out'a gönderdi topu. Kravets'ten sonra Skubic de penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Bu yorgunluğun belirtisi. Yani net vuruş yapmak istedi ama gücüyle de vurmak istedi. %100 güçlü olmadığı için de kontrolü kaybetti vuruş anında. Topun fazla dibine girdi. Necip Beşiktaş'ta 3. penaltı vuruşunu kullanacak isim. Necip Uysal. Fenerbahçe derbisinde golü vardı. Necip Uysal. Necip topu alarda gol. Necip attı. Beşiktaş penaltı vuruşlarında 2-1 öne geçiyor. Şimdi 4. penaltı vuruşunu kullanacak Konyaspor. Necip topu alarla böyle buluşturdu. Necip'in penaltı vuruşu. İşte Beşiktaş'ta yedek kulübesi. Faruk Mia. Utku kalesinde. Kritik bir an. Mia kullanıyor penaltı vuruşunu. Faruk Mia topu alarda gol. İki iki. Rozier geliyor Beşiktaş'ta. Faruk Mia topu alarda böyle buluşturdu penaltı vuruşunda. Eşitlik bozulacak mı? Rozier kullanıyor penaltı vuruşunu. Rozier kariyerindeki ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda attı. Ardından ligde Konyaspor karşısında ikinci golüne imza attı. Şimdi üçüncüsüne çok yakın. Rozier topun başında. Eray Kalesi'nde. Rozier! Rozier topu alarla buluşturdu. Çok net bir penaltı. Çok net. 3-2. Eray köşeyi bulsa bile çıkarması çok zor. İşte Rozier böyle kullandı penaltı vuruşunu. Beşinci penaltı.
Çok kritik penaltı hocam. Abdülkerim kalecinin soluna vurur ama kopya vermiş gibi olmuyor. Tutuldu. Bakalım yanılacak mı biz? Abdülkerim. Abdülkerim dışarıya attı. Beşiktaş yarı finalde. Beşiktaş adını yarı finale yazdırıyor. Penaltı vuruşlarında İttifak Holding Konyaspor'u saf dışı bıraktı. Beşiktaş yarı finale yükseldi. Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. Bir tarafta sevinç, bir tarafta hüzün yaşanıyor. Beşiktaş penaltı vuruşları sonrasında İttifak Holding Konyaspor'u geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oluyor. İşte Beşiktaş'ın yarı final kutlaması. Şimdi bir susalım, onların kutlamasını duyalım biraz da. Evet, yanıltmadı bizi. Kalecinin soluna vurdu ama kaleyi tutmadı. Zaten şeyde köşeyi anladı Utku. Solakların genelde %80'i bu bir şeydir, istatistiktir. Kalecinin soluna vururlar.